Sevgili arkadaşlarım merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca. Matematik kanalındasınız, hepiniz hoş geldiniz. Gençler, TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, veri analizi ve grafikler konusundayız biliyorsunuz. Ve gençler, bu konuyla birlikte artık son konu anlatımımızı da yapmış bulunacağız. Bundan hemen sonra da hem bu konunun ÖSYM bakışı hem de aynı konunun e, SML bakış videoları gelecek. Yani kampın bitimine toplamda 3 tane video kalmış oluyor. Kaynak kitap olarak hocam kamp kamp diyorsun. Kaynak kitap olarak barış yayınları video ders kitabını kullanıyoruz. Açıklama kısmında linki mevcut. İsteyen girip inceleyebilir sevgili gençler. Eğer hazırsak geçelim derse. Evet başlayalım dersimize. Veri dediğimiz şeyin önce bir tanımı bir sonuca ya da çözüme ulaşabilmek için gözlem, deney, araştırma gibi yöntemlerle elde edilen her bilgiye veri ve farklı bir ismiyle data denir. Toplanan bilgilerin yani verilerin yani dataların düzenlenmiş biçimine de istatistik denir gençler. Şimdi kesikli veri ...bu nedir? Kesikli veriler belirli bir aralıktaki tam sayıları olan veri türüdür. Örneğin bir araba modelinin haftalık satış sayısı sadece tam sayı değerleri olacağından... ...bu veri grubuna bir örnektir. Yani örnek veriyorum bu hafta 52,25 tane araba satı satıldı diyebilir misin? Diyemezsin. Dolayısıyla bunları grafik üzerinde göstermek istersen... E, ...haliyle de e, nasıl bir grafiğin olur? Kesikli bir grafiğin olur. İşte biz bu veri grubuna kesikli veri diyeceğiz... Sürekli veri de sürekli veriler belirli bir aralıktaki her gerçek sayı değerini alabilen veri türüdür. Örneğin bir basketbol takımındaki oyuncuların boy uzunluklarının 190 cm ile 212 santim arasında değişmesi bu aralıktaki her gerçek sayı değerlerini alabileceğinden sürekli veri grubuna örnektir. Sonuç olarak boy uzunluğu tam sayı cinsinden illaki de verilmek zorunda değil. Örnek veriyorum. Benim boyumun uzunluğu 183,78 olabilir. Tamam mı? Veya seninki de 192,62'dir. Gibi hatta 62'yi de uzatabilirsin. Yani ee, dersin ki 192,6186. Yani net bir şekilde ölçmek istersek bu şekilde sonuçlarla karşılaşabiliriz. Tüm reel sayı değerleri alınabilir arkadaşlar. Bundan kaynaklı bu veri türüne sürekli veri diyoruz. Merkezi eğilim ölçüleri bir konu etrafında toplanan verilerin hangi değer yani puan etrafında toplandığı hakkında yorum yapmamızı sağlayan ve veri grubunu özetleyen değerlere merkezi eğilim ölçüleri denir ki bunlar mod yani tepe değer, medyan yani ortanca, aritmetik ortalama ya da diğer bir adıyla sadece ortalama şeklinde 3 alt başlıkta öğreneceğiz. Tabi öncelikle moda bakacağız arkadaşlar yani tepe değere bu ne demek? En çok tekrar eden veri birden fazlaysa bu verilerin her biri dizinin modu olur diyeceğiz. Veri grubunda her veri aynı sayıda tekrar etmişse o veri grubunun modu yoktur. Veri grubunu incelemede en az güvenilir olan değer de moddur. Çünkü bize veri grubunun özetini verirken sadece en çok tekrar eden veriyi vermiş olur veri grubunun geneli hakkında bir yorum yapmamızı sağlamaz dolayısıyla en az güvenilirdir diyeceğiz ama hiç yoktan da iyidir tabi. Şimdi şuna bakalım kazanım bakış 1. Mesela 5 6 6 8 9 10 12 veri grubunun modu kaçtır diye soruluyor. Burada en çok tekrar eden sayımız hangisi? 6 var hocam. O halde bu veri grubunun modu 6'dır diyeceğiz. B şıkkına baktığımızda 15 11 7 16 22. Şimdi Te ...birbirini tekrar eden bir veri de yok. O halde bu grubun modu da yoktur diyeceğiz. Modu yoktur diyeceğiz sevgili gençler. C'ye bakalım. 1, 1, 4, 4, 6, 7. Şimdi en çok tekrar edene baktığımız zaman bir tane değil iki tane. 1 ve 4. O halde bu dizinin modu da 1 ve 4'tür diyeceğiz. Mod bunlardır. Yani birden fazla mod olabilir. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Şimdi bakıyorsun bu da 2 defa, bu da 2 defa, bu da 2 defa kendini tekrar etmiş. Peki bu e, verinin, veri grubunun e, tepe değeri yani modu nedir? Hem 2, hem 3, hem 4 mü? Hayır. Ben buna yine modu yoktur diyeceğim. Hatırlarsan şurada vermiştik. Bakın ne demiştik. Ve şurası veri grubunda her veri aynı sayıda tekrar etmişse... O veri grubunun modu yoktur. Hepsi ikişer defa tekrar etmişti verilen örnekte. Bundan kaynaklı mod yoktur diyeceğiz gençler. Medyan yani ortalama, ortanca. Ortalama değil özür dilerim ortanca. Veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada yer alan sayıya ya da veriye veri grubunun medyanı yani ortancası denir ve Q2 ile gösterilir. Veri grubunda çift sayıda veri olması durumunda Medyan ortadaki iki terimin ortalaması olacaktır. Sonuç olarak 4 tane verimiz varsa bunun tam ortasında diye bir sayı yoktur. Ama ortada kalan iki tane vardır. İşte o ikisinin aritmetik ortalamasına biz medyan diyeceğiz. Medyan veri grubuna ait olmak zorunda değildir. Sonuçta mesela burada 2 varsa 6 varsa 8 varsa ve burada da örnek veriyorum 10 olsun. Bu veri grubunun medyanı 6 ile 8'in ortalaması olan 7'dir ve 7'ye baktığımız zaman bu veri grubuna dahil olan bir sayı da değildir açıkçası. Bundan kaynaklı medyan veri grubuna ait olmak zorunda değildir diyoruz. Buna dikkat. Demiş ki 5 11 7 8 10 ee, ve bu veri grubunun medyanını bul demiş. Önce küçükten büyüğe doğru sıralayacaksın. 5 7 8 10 ve 11. Tam ortada kalan sayımız hangisi? 8. Demek ki medyanımız 8'dir diyeceğiz. Bu veri grubunda da yine 7, 9, 11, 15 diye ben küçükten büyüğe doğru sıraladım. Ortada kalan 2 tane var. 9'da 11'in aritmetik ortalaması 10 olduğu için bu veri grubunun medyanı da 10'dur diyeceğiz gençler. Böylelikle 298'i bitirdik ve devam ediyoruz. 299'da kazanım bakış 3 ile. Birbirinden farklı x, 3, y, 10 ve 7. Ee, pozitif tam sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki sayımız x oluyormuş. Buna göre y hangisi olamaz diye sorulmuş. Şimdi ortadaki sayı x ise bunun solunda 2 tane, sağında 2 tane sayı kalmış olması gerekiyor. Ortadaki terim x ise yani medyanımız x oluyor değil mi? Pekala y hangisi olamaz diyor. Bütün durumları e, piyasaya çıkaracak olursak y en küçük olabilir. Sonra 3 gelir, sonra x, sonra 7 ve sonra 10 gelmek zorundadır. Y ikinci en büyük sayı da en küçük sayı da olabilir. X 7 ve 10 deriz. Y ortaya gelemeyecek. Dolayısıyla 3'ü buraya 7'yi buraya x'i buraya y'yi buraya ve onu buraya yerleştirebilirim. Ya da 3 7 x 10 y de diyebilirim. Böylelikle 11 olabilir mi? Evet 10'dan daha büyük olduğu bir durum söz konusu olabilir. 11 olur. 10'dan hemen önceki 9 da olabilir arkadaşlar. 3'ten büyük olacakmış. 3'ten büyük ama ama mesela 6 olamaz. Neden? Çünkü 7'den küçük x ve x'ten küçük 6 olması demek bu. E 7'den küçük zaten bir önceki terimde pozitif tam sayı olarak 6 var ama ben buna 6 dersem x'e bir şey kalmaz. Dolayısıyla cevabımız C'ymiş. E 4 olabilir bu haliyle ve en küçükken de 2 olabilir diyeceğiz. Yani A, B, D ve E şıklarındaki sayılar olabiliyorken C şıkkındaki 6 y değeri olamaz kazanın bakış 4. Bir veri grubundaki sayılar işte ortancanın tanımını yapıyor bize. Bu sayılardan oluşan veri grubuna hangi sayı eklenirse bu veri grubunun medyanı değişmez diye sorulmuş. Önce küçükten büyüğe doğru bir sıralayalım. En küçük 8, 15 ve 41'i görüyorum. Yazdım. 8, 15 ve 41. Daha sonrasında 45, 78 ve 98 olmak üzere ben bunları küçükten büyüğe sıraladım. Medyanımız 41 ile 45'in tam ortasındaki sayıdır. Yani 43'tür. Şimdi ben bu veri grubuna şurayı şöyle birazcık açıp gelip 43 sayısını eklersem medyan 43'tü. Yeni dizimizin Yeni veri grubumuzun medyanı kaç olur? E hocam tam ortadaki yani yine 43 olur değil mi? O halde ben bu sayı dizisine 43 eklersem yani medyanın kendisine eklersem bu sayı grubunun, bu veri grubunun medyanı değişmeyecektir deriz. Aritmetik ortalama ya da bir diğer adıyla sadece ortalama, veri grubundaki tüm verilerin, sayıların toplamının veri sayısına bölünmesiyle elde edilen değere de aritmetik ortalama diyoruz ve şimdiye kadar klasik gördüğümüz aritmetik ortalama aslına bakarsan gösterim olarak sadece burada x e, üzeri diye gösteriyoruz. x üzeri çizgi diyebilirsin, x üssü diyebilirsin. Fark etmez. Bununla gösteriliyor gençler. Aritmetik ortalama verilerin toplamı bölü veri sayısıdır. Mesela örneğimize hemen bakalım. Diyor ki 5 sınavın ortalaması 80 olan bu öğrenci 3. sınavdan kaç puan almıştır diye soruluyor. Hemen bunları toplayacağız. Önce e, neleri onlar basamaklarını topla. 70 60 daha ya da 7 6 daha 13 21 30 yaptı. Yani 300 geldi. 300 artı daha sonrasında 8 6 daha 14 17 ve 8 daha 25 yapar. Ve artı bir de soru işaretimiz var. Toplamda 5 tane sınav vardı. Bunda bunu bölünce de ne geliyormuş? 80 geliyormuş. Şimdi 5 kere 80 400 yapar. Aslına bakarsam 5'i buradan 80'i buradan sildim. 325'e soru işareti eklenince 400 oluyorsa soru işareti 75'in ta kendisidir diyebiliriz. Sağ üst taraftayız. Ortanca'nın yine bize tanımını vermiş. Ve diyor ki bir basketbol takımında oyuncuların boylarının aritmetik ortalaması 182'dir. Takımın en uzun oyuncusu olan Eliz 189 santim ve en kısa oyuncusu olan Elif de 173 santim. Eliz ve Elif takımdan ayrıldıktan sonra takımdaki oyuncuların boylarının aritmetik ortalama ve medyan değerlerindeki değişim hangisinde olur diye sorulmuş. Varsayalım ki şöyle bir e, takımımız var. Medyan şurası. En kısa oyuncu 173 ve en uzun oyuncu 189. Burada medyanımız kaç? Pardon aritmetik ortalama. Özür dilerim. Medyanımız da kalsın aslına bakarsan 180'de medyan olsun. Aritmetik ortalamamız ne? 173, 189'u şöyle göstereyim. Bizim aritmetik ortalamamız da yani buna denge merkezi de diyebilirsin. 182. Tamam şimdi hocam iyi dinle beni. Ben en kısa oyuncuyla yani şununla şunu ayırırsam e, haliyle iki tane solda iki tane sağda kalacak medyan değişmeyecek. Yani medyan değerimiz bizim değişmemesi gerekiyor en uzun ve en kısayı çıkardığımız takdirde. E, o halde a'yı, b'yi ve e'yi de elerim. Acaba aritmetik ortalama azalır mı, artar mı? Şimdi ona bakacağız. Şimdi 173'ün yani en küçük değerin aritmetik ortalamaya olan uzaklığı 9 birimken en büyük değerin aritmetik ortalamaya olan uzaklığı 7 birimdir ve ben uzak olanı yani ortalamaya daha uzak olanı bu gruptan çıkarırsam varsayalım ki bunu çıkardım. Şimdi bu ne yapıyordu arkadaşlar? aritmetik ortalamayı kendine çekiyordum. Mesela şöyle düşün. 1 diyelim. Tamam. 1 2 3 1 2 3 ne yaptı? 6 yaptı. Bir de 6'yı koyalım. Tamam. Şimdi toplamı bunların 12. Ben bunu 4'e böldüm. 3. 3. Şimdi diyorum ki ben ben şunu ve şunu çıkardım. Şimdi aritmetik ortalamam benim 3'tü. 3'ün 1'e olan uzaklığı 2 birimdi. 3'ün 6'ya olan uzaklığı da 3 birimdi. Böylelikle 12 bölü 4'ten aritmetik ortalamamız 3 iken bunlar gruptan ayrıldıktan sonra geriye aritmetik ortalama ne kaldı? 5 bölü 2 yani 2,5 kaldı. Değil mi? 2,5 kaldı. Şimdi ben daha uzak olan hangisiydi? Bu 6. Ben bunu çıkarınca aritmetik ortalama ne oldu? Azaldı. O zaman daha uzak olan hangisi? 9 birimle 173 ve bunun çıkması demek aritmetik ortalamayı artıran bir sebep olur. Dolayısıyla cevabımız D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Geldik 7'ye. Hem modun, hem medyanın, hem de e, aritmetik ortalamanın bize tanımlarını vermiş yukarıda. Tam sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış bu veri grubunda sadece ama sadece iki değer birbirine eşittir bu veri grubunun mod, medyan ve aritmetik ortalama değerleri birbirine eşitse C değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi sadece iki değer birbirine eşitti. Değil mi? Bu veri grubunda. Ve modu medyan aritmetik ortalaması da hepsi birbirine eşit. Şimdi buradan medyan zaten küçükten büyüğe doğru sıralandığı için medyan değerimiz zaten otomatikman B olmak zorunda. O zaman bu B moda da eşittir ve aritmetik ortalamaya da eşittir. Doğru mu? Peki. Şimdi madem küçükten büyüğe doğru sıralı ve B dediğimiz şey mod. Yani en çok tekrar eden şey mod. B'ymiş o da. O zaman bu B ya 17'dir ya da 21'dir. Eğer B eşittir 17 ise deyip yola başlayacağız. Yola çıkacağız. Şimdi C değeri kaçtır diye sorulmuştu bize. Öncelikle 13 artı 17 artı bir tane daha 17 çünkü B 17 kabul ettim artı 21 artı 30 artı a artı c dedim. Bunu arkadaşlar neye böleceğim? Gruptaki eleman sayısına yani 7'ye böleceğim. Ve bu da bana aritmetik ortalamayı yani yine b'yi verecek. Burası da b dedik. Ama b'yi kaç kabul etmiştik? 17. O zaman 17'yi versin. Peki 7 kere 17 kaç yapar? 70 artı 49'dan 119 yapar. Bu cepte. Şimdi gel şuraya. Şurası 30. Burası 30. 47, 68, 98 geldi bak. 98 artı A artı C 119'u verecekmiş. O zaman A artı C burada kaçtır hocam? E, 21 yapması lazım. Lakin C'nin kendisi zaten 21'den büyükken A artı C nasıl 21 olsun değil mi? O halde başlangıçtaki kabulümüz yanlış. Yani B 17 değilmiş. Kaçmış hocam? B 21'miş. İse diyeceğim ve buna göre şimdi soruyu çözeceğim. Şimdi bölü 7 dedim. Buranın o zaman yine 21 çıkması lazım. Aritmetik ortalama da 21'dir. Ve 7 ile 21'i çarparsam ben 147 gelir. Ve daha sonrasında şu kısmı değiştirmem gerekiyor. Şurayı. Neden? Çünkü az önce 2 tane 17 vardı. Şimdi 2 tane 21 olacak. Yazıyorum. 13 artı, 17 artı, 21 artı, 21 artı 30 dedim. Toplayalım bakalım. Şurası 30. 42 daha 72. 102 geldi. Bak ne olur? 102 artı A artı C. 147 olur. Ve böylelikle A artı C dediğim değer 25'i vermiş olacak bize. Pardon. 102'di 45'i vermiş olacak bize. Tamam. Güzel. Şimdi ben bu durumda <laughs> ne yapabilirim? Ona bakacağım. C dediğim değer 21'den büyüktü. A'da 17'den daha küçük olması lazım. E şimdi o zaman ben C'yi burada mesela A'yı maksimum değer olarak 16 seçsem e C'ye kaç kalacak? 16 çıkarırsam burada 29 kalacak. Yani C 29 olabiliyor 30'dan küçük ve 21'den büyük. A'yı da burada maksimum değer olan 16 seçmiştik. Peki A'yı 15 seçsem o zaman C'ye otomatikman 30 kalacak ama 30 olamaz. Niye? Çünkü kendini tekrar eden sadece bir sayı vardı ve ben onu 21 olarak seçmiştim. Dolayısıyla demek ki 16'ya 29'muş. C sorulmuştu bize. E C de burada zaten 29 olduğu görünüyor. 299'u da bitirdik. Geldik 300'e. Merkezi yayılım ölçülerindeyiz. Bir konu etrafında toplanan verilerin, verilerin yığılma gösterdikleri değerden ne kadar uzak olduklarını ve nasıl bir dağılım gösterdiklerini belirten de <laughs> değerlere merkezi yayılım ya da değişkenlik ölçüleri denir. Merkezi yayılım ölçülerini Açıklık ve standart satma şeklinde iki alt başlıkta öğreneceğiz. Bir, açıklık. Şimdi bir açıklığımız olacak bir de standart satmamız. Standart satmanın uzunca bir formülü var ama tamamen uygulama. Açıklık çok basit, İyi dinliyorsun o yüzden. Diyor ki bir veri grubundaki en büyük değerle en küçük değer arasındaki farkı açıklık diyeceğiz. Açıklık sadece veri grubunun genişliği hakkında bilgi verir. Diğer durumlar için güvenilirliği düşük. Yani düşünsene hani bir sınıftasın sen. Sınıfta en düşük notu alan çocuk 5. Maksimum notu alan çocuk da 92 almış. Şimdi sen bu sınıfın genel itibariyle başarısı hakkında bir yorum yapabilir misin? Belki herkes 90, 90, 90, 91, 92 aldı. Sadece bir çocuk 5 aldı. Şimdi bu sınıfa başarısız diyebilir misin? Hayır. Ya da herkes en küçüğü 5 aldı ve herkes 10, 11, 12 aldı sınavdan ama bir kişi 92 aldı sadece. Başarısız, ve başarılı diyebilir misin? Hayır. İşte bundan kaynaklı açıklık değerini biliyorsak eğer bu bize genel itibariyle güvenilirliği düşük sonuçlar verir. Bir veri grubundaki veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortanca değer veri grubunu alt grup ve üst grup şeklinde ikiye ayırır. Alt grubun ortancasına alt çeyrek yani Q1. Üst grubun ortancası ise Q3 olmak üzere üst çeyrekle alt çeyrek arasındaki farka veri grubunun çeyrekler açıklığı denir diyoruz. ÖSYM şimdiye kadar sordu mu? Hayır. Müfredatta var mı? Evet. dolayısıyla tanımını bilmemiz bizim için yeterli olur diyoruz. Kazanın bakış 8. 3, 6, 4, 12, 5, 6, 9, 11, 15, 8, 10. Bu veri grubunun açıklığı. En büyük elemanı hangisi? Burada 15'i gördüm ben. En küçüğü hangisi? Ha, 3'ü gördük. O zaman açıklık kaçtır? 15, eksi 3'ten açıklık 12'dir. Tamam. X pozitif bir gerçel sayı. 3x, 11x, 7x, 10x, 5x ve 9x. Sayı dizisinin medyanı açıklığının dörtte birinden 20 fazla. Şimdi küçükten büyüğe doğru sırala. 3x, 5x, 7x, 9x, 11x e medyan bu, medyan bu yani 7x. Açıklık, açıklık kaç? 11x'ten 3x'i çıkar, 8x. İşte bunun dörtte birinden 20 fazlaymış, 7x. E burası kaç? 2x, o 2x'i al bu tarafa, 5x eşittir 20 ise x kaçtır? Hocam, 4'tür. Peki aritmetik ortalama. Bu düzenli artışta bulunan bir veri grubu olduğu için. Medyanla aritmetik ortalama birbirine eşittir. Yani 7x'tir. Yani benden 7x isteniyor. O halde 7 kere 4 doğru cevabı verir. Doğru cevabımız 28'di gençler. Geldik 300. sayfamızda sağ üst tarafa. Standart sapmadayız gençler. Bir veri grubundaki verilerin aritmetik ortalamadan ne kadar uzaklaştığını ortalama olarak veren ölçüye standart sapma denir. Standart sapma bir sayı dizisindeki elemanların Ortalamaya yakın olup olmadığını yani verilerin istikrarlığını hakkında bilgi verir diyoruz. Standart sapması küçük olan veri grubu daha istikrarlı bir veri grubudur. Standart sapmayı bulmak için aşağıdaki adımlar da izlenir. Verilerin aritmetik ortalamasını bulacaksın. Ve her veriyle aritmetik ortalamasındaki farkı bulacaksın. Bulunan farkların her birinin karesini alıp elde edilen sayıları toplayacaksın. Ve bu toplamı veri grubundaki sayı adedinin bir eksiğine oranlayacaksın. Ve daha sonrasında kare kökünü aldığın takdirde standart sapmayı bulursun. Uzunca bir formül olduğunu söylemiştim. Aritmetik ortalama x üstü ise en elemanlı bir veri grubundan bahsedelim. x1, x2, x3, xn elemanlarından oluşsun. Ben bütün terimlerden aritmetik ortalamayı çıkarıp karesini alacağım. Çıkardım aldım karesini. Çıkardım aldım karesini topladım. Topladıktan sonra en tane eleman vardı veride. Ben n-1'e 1 bir e, e böleceğim. Ve kare kökünü aldığım takdirde standart sapmayı bulacağım. Eğer bu sayı küçükse bu sayı küçükse o zaman standart sapma küçüktür. Ve bu veri grubunun istikrarı daha yüksektir derim. Eğer standart sapma yüksekse işte o zaman istikrarlı bir veri grubu olmadığını da söyleyebiliriz. Standart sapma düştükçe veri grubunun istikrarlığı yani güvenilirliği yani tercih edilirliği artar arkadaşlar. Standart sapma sıfıra yaklaştıkça gruptaki verilerin farklılıkları azalır. Standart sapma küçüldükçe veri grubundaki değerler aritmetik ortalamaya yaklaşır. Bu bizim için dip, kıyı, köşe bir bilgi ama güzel bir bilgi aklınızda bulunsun. Şimdi 10. kazanın bakışa bakalım. Not ortalaması 4.2. Bu da 4.2. Asaf Bey'e bakıyoruz. Standart sapması yani aldığı sınavlardan elde edilen bu verilerin standart sapması 0.3 üçgen, bununki 0.8. Şimdi hangisi ortalamaya yakın notlar almıştır genel itibarıyla? Asaf. Hangi öğrenci daha istikrarlıdır? Asaf. Bitti. Tamam? Küçük olan daha istikrarlıdır, daha birbirine yakın notlar almıştır. Standart sapması yüksek olan not ortalaması 4.2 olmasına rağmen bir 3 almıştır, bir 5 almıştır gibi değerlere sahiptir. Yani dağılmıştır notlar. Tamam. 300'ü de bitirdik ve devam ediyoruz 301 ile. Kazanın bakış 11. Bir otomobil firmasının X marka otomobilinin belirli bir haftanın hafta içi günlerinde satılan, satın alan kişi sayıları aşağıdaki tabloda verilmiş. Buna göre bu kişi sayılarına oluşan veri grubunun standart sarpması soruluyor. Şöyle 34, 54, 76, 24 daha 100 yaptı. 100'ü 5 tane veri olduğu için 5'e böldüm. Ve bu bana 20'yi verdi. Bu aritmetik ortalamadır. X üssü. Şimdi tek tek 16'dan 20'yi çıkardım. Eksi 4'ün karesini aldım. 18'den 20'yi çıkardım ve karesini aldım. Eksi 2'nin karesi. 20'den 20'yi çıkardım ve karesini aldım. 22'den 20'yi çıkardım ve karesini aldım. 24'ten 20'yi çıkardım ve karesini aldım. Burası bana 16 artı 4'ten 20 artı 20 yani 40'ı verir. Toplam kaç tane veri vardı? 5. Bir eksiğine böldüm ve kare kökünü aldım. Bu bana standart sapmayı verir ki kök onun ta kendisidir diyebiliriz gençler. Şimdi grafiklere geçiyoruz arkadaşlar. Artık veri kısmını bitirdik. Grafiklere bakacağız. Grafik e, soruları problemler içerisinde de sorulabilir. Ekstradan da sorulabilir ama daha çok problem vari sorulardır. Şimdi gelin gruplandırılmış bir veri topluluğunda verilen tekrar etme sayılarının bitişik dikdörtgenler halinde gösterimine biz ne diyeceğiz? Histogram grafiği diyeceğiz. Histogram genelde sürekli verilerin gösteriminde kullanılır. Grafik çizimi yapılırken veriler küçükten büyüğe doğru sıralanacak. Açıklık bulunacak. İstenen grup sayısı belirlenecek. Grup sayısı araştırma yapan kişinin istediği sayıdır. Kaç tane grup istiyorsan. Yani 5 de olabilir, 10 da olabilir, 15 de olabilir. Kaç tane istiyorsan o sana bağlı. Ama grup genişliği açıklık bölü grup sayısından daha yüksek olmalı diyeceğiz. Grup genişliği açıklık bölü grup sayısı değerinden büyük en küçük tam sayıdır ve bu grup genişliğinin olmak zorundaymış tam sayı olmak. Zorundaymış gençler Açıklığı grupsa Mesela burada kaç tane grup var 3 tane Açıklık varsa 90 90 bölü 3 30 O zaman bizim grup genişliğimiz Şurası 31 olmalı Tamam 30'dan daha büyük olmalı demiştik Bak büyük veya eşit demiyoruz Bundan büyük en küçük tam sayı Anlaştık mı? Peki örnekler üzerinden bakalım şimdi 12. kazanın bakış aşağıda bir yarışta Yarışmacıların yarışı bitirme sürelerine göre dağılımı verilmiş. Bak buraya 13, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 36. Buna göre diyor. Grup sayısı 4'tür. Evet 4 tane grup var zaten grup sayısı 4. Grup genişliği 6'dır diyor. Şimdi 13'ten 18'e kadar. 13'ten 18'e kadar. Kaç tane sayı var? Tam sayı. 13'ten 18'e kadar. 18 13 artı 1. Yani 6. O zaman grup genişliğimiz 6 olur. Yarışmada toplam 35 yarışmacı vardır diyor. E şunları toplayacağız. 12 9 daha 21 14 daha 35. Yani 3 öncül de doğruymuş. Geldik 13'e. Yanda 12 B sınıfı öğrencilerinin matematik dersi sınavından aldığı puanlar histogram grafiği şeklinde verilmiş. Buna göre verilerin oluşturduğu açıklık değerinin alabileceği en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerinin toplamı isteniyor. Şimdi burada şunu kullanırız işte bak. Grup genişliği açıklık bölü grup sayısından daha büyük olmalı demiştik değil mi? E şimdi grup genişliğimiz burada kaç? 65'ten 49'u çıkar. E hocam 16. 1 ekle 17. Şimdi benim grup genişliğim 17'ymiş arkadaşlar. Ve bu 17 neyden büyük olmak zorunda? Açıklık. Açıklık bölü grup sayısı. Kaç tane grup var? 3 tane. Çok güzel. Peki o zaman açıklık dediğimiz değer kesinlikle 3 kere 17 51'den daha küçük olmalıdır diyoruz. Ama şöyle de bir durum var tabi. Şimdi açıklık bölü 3 açıklık bölü 3 büyüktür 16 veya eşittir 16 demem lazım. Çünkü açıklık bölü 3 16 bulduk varsayalım. Değil mi? Bir fazlası bana grup genişliğini veriyordu 17. Yani 16 da olabilir burası. O halde açıklık değeri 3 kere 16 48 Şurayı yanlış yaptık bu arada. Aynen doğru yapmışım. Sıkıntı yok tamam tamam. E, açıklık 51'den daha küçükken 48'den de daha büyük veya eşit olmalı. Burada en büyük tam sayı değerimiz açıklığımızın kaç? 50 en küçük e hocam 48 işte bunların toplamı sorulmuş doğru cevap 98'in ta kendisidir ve böylelikle 301. sayfamızı da bitirmiş olduk. Geldik 302'ye çizgi grafiği 2 sürekli verilerin yatay ve düşey eksendeki değerleri işaretlenerek bulunan noktaların düz çizgilerle birleştirilmesi sonucunda elde edilen grafik türüdür. Mesela 14. kazanın bakışa baktığımız zaman ki biz bunlara aşinayız zaten doğrusal grafiklerde aşinayız. Yukarıdaki grafik iki ağacın boylarının yıllara göre doğrusal değişimini göstermekte. İkinci ağaç diyor dikildikten kaç yıl sonra iki ağacın boyları eşit olur diye sorulmuş. Şimdi burada bildiğin doğrusal fonksiyon çözümü uygulayacağım. Şöyle ki şurası kaç birim? 4. Şurası kaç birim? 2. Şimdi birinci ağaç, birinci ağaç şöyle diyelim birinci ağacın uzama şekli t yılları göstersin e, ya da x diyelim tamam ya da t olsun fark etmez t diyebiliriz genelde zaman t ile gösterilir. Nedir hocam? 2t şimdi 0 için 2'den geçmiş ya artı 2'dir. Yani bu fonksiyonun ben ismini yazdım 2t artı 2. Şimdi ikinci ağaca baktığımız takdirde ikinci ağaç şöyle Şurası kaç birim? 1. Bir. Şurası kaç birim? 4. Demek ki bu ağaç 4T. Şimdi ne oluyor? Daha dikildiği ilk yıl. Yani sıfırdayken boyu 2'ymiş. O zaman buna da artı 2 diyeceğim. Tamam. Buna da artı 2 diyeceğim. E peki hocam. Güzel. Bir sıkıntımız yok şu an. Bunların diyor iki ağacın boyları eşit olur demişti ya bize. T kaç olursa. Şimdi örnek veriyorum. Şöyle. Biz şuna bakalım. 6. yılda 6. yılda 1. ağaca baktığımız zaman 1. ağaç ne kadar boy olur? 2 kere 6 artı 2'den 14 e, metre yüksekliği olur. Değil mi? Birinci ağacın Şimdi ben şunun kaç yıl sonra 14 metre yüksekliği olur ona bakmam gerekiyor. O zaman t'nin 3 olması lazım değil mi? 12 iki artı 2'den biz 14'ü versin diye t'nin 3 olması gerekiyor. E, T3 ise ne de, neyi sormuştu bize? Dikildikten kaç yıl sonra iki ağacın boyları eşit olur? 6'dan sonra 9'da eşit olacaktır. Tamam. Yani cevabımız kaç yıl sonra diye sorduğu için 3 olacaktı gençler. 15. kazanım bakış. Aşağıdaki grafikte bir araç kiralama şirketinden kiralanan araç için ödenecek ücretin gidilen yola göre değişimi gösterilmiş. Buna göre 420 kilometrelik kiralama ücreti 2 240 kilometrelik kiralama ücretinden kaç lira fazladır? Şimdi 420 kilometre dediği yer şuralarda bir yerde olsun. Tamam? Şimdi benim şuradaki ücretimi elde etmem gerekiyor, bulmam gerekiyor. Şöyle gösterdim. Şimdi ilk 200 kilometre için zaten 150 lira ödeyeceğimiz açık. Artı hatta ve hatta İlk 300 kilometre için açık. Yani ilk 300 kilometrede 250'yi bir kere gözden çıkacağız. Artı. Şimdi geldim buraya. Şurası kaç birimdir onu bulmam benim mühim. Tamam mühim. O zaman benzerlik yapacağız kardeş. Bak şunu şöyle yaptım. Şunu da şöyle yaptım. Hocam bir kere şurası kaç birim? 600'den 250 çıkardım. Burası 350. Şimdi 720'den de 300'ü çıkardığım zaman 420 geliyor. 350'nin 420'ye oranı eşittir. Yani karşı bölü komşu. Şurası x olsun. Şurası kaç? E hocam 120. Değil mi? Şimdi şu sıfırla şu sıfır bir gitsin. Daha sonrasında gel. E şunu 3'e böl. 4. E bunu 3'e bölersen 14 gelir. 7'ye böldüm 2. 7'ye böldüm 50 geldi. 50'ye böldüm. 52'ye böldüm 25 oldu. Peki 4 kere 25. Hocam 100 yaptı. Demek ki şurası 100 birimmiş. E 100 birimse... Ben artık 250'nin üstüne 100 e eklersem buradaki ücretimizin yani 420 kilometre gittiğimiz takdirde ben bunun 350 TL olması gerektiğini anlarım. Şimdi 420 kilometrelik kiralama ücreti 350 liraymış. Bu cepte. Şimdi diyor ki bir de bana 240'ı da bul. Yani şurayı hesaplayacağım ben. Şurayı. Şöyle yapacağım, bir tane de şöyle yapacağım. Tamam. Bak şimdi şurası kaç olsun? 240 olsun. E şimdi hocam Şurası kaç birim? 100. E burası e 100. Yani birebir bir oran var. Aynen. O zaman şurası 40 ise burası da 40'tır. 150'nin üstüne 40 eklersem 190'ı bulurum. Şimdi bunun da ücreti neymiş? 190. Peki kaç fazladır diyor. 350, 190'dan kaç fazladır? E 160 fazladır. Cevabımız da budur. Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi geldim. Üçüncü sütun grafiğine. Veri gruplarını karşılaştırmak için dik koordinat sisteminde yatay ya da düşey olacak şekilde sütun kullanılarak çizilen grafik türüdür. Eliz'in 4 dersten çözdüğü soru sayıları aşağıdaki grafikte verilmiş mesela. Matematikten hemen ne anlıyoruz? Matematiğe bakıyoruz. Hop nereye kadar yükselmiş? 250'ye kadar. Matematiğin 250 soru çözdüğünü anlıyoruz. Fizikten 100, kimyadan 150, biyolojiden 100 gibi değerler anlayabiliyoruz bunun üzerinden. Kazanın bakış 16'ya beraber bakalım. Eymen'in haftanın 5 günü çözdüğü matematik soru sayısıyla ilgili olarak aşağıdaki sütun grafiği bize verilmiş. Pazartesi 125, salı 250, çarşamba 100, perşembe 75, cuma 50 tane soru çözmüş. Buna göre aşağıdaki soruları cevapla demiş. Günlük çözdüğü soru sayısı en az hangi gündür? E cuma. O zaten net değil mi? Açık bak cumada. Salı günü çözdüğü soru sayısı ki 250'den bahsediyor. Bu 5 günde çözdüğü soru sayısının yüzde kaçıdır? Toplam kaç soru çözmüş bulalım. 125 75 daha 200 Şöyle 300 350 250 de 600 yapar 600 de 250 ise yüzde kaçtır diye sormamız gerekiyor bize. Yani o zaman şöyle. Bu bunun 6 katı mı? Ben bunu 6'ya bölersem cevabı bulurum. Yüzde, yüzde 250 bölü 6'ymış cevap. Yani yüzde 125 bölü 3'müş diyebiliriz cevabımıza. 3'e baktık. Pazartesi çözdüğü soru sayısı ki 125'ten bahsediyor. Cuma günü çözdüğü soru sayısının kaç kat fazlasıdır? Cuma günü 50 ydi. Şimdi bir daha bakalım da yanlış olmasın. Pazartesi günü çözdüğü soru sayısı Cuma günü çözdüğü soru sayısının kaç kat fazlasıdır diye sorulmuştu. Unutma bak bunu. Şimdi kaç katı olduğunu nasıl bulurum ben? 125 bölü 50. Bunu yaparak bulurum. 25'e böldüm 6, 5. 25'e böldüm 2. Şimdi bu bunun 2,5 katı ama kaç katı fazlası diye soruyor. Yani bu bunun kaç kat fazlası? Ne kadar fazlası? 75. O zaman 75 50'nin kaç katıdır diye sormak daha mantıklıdır. O da 1,5 kat fazlasıdır olacak cevabımız ya da 3 bölü 2 kat fazlasıdır diyebiliriz gençler cevabımıza. 302'yi de bitirdik geldik 303'e. Yanlış hatırlamıyorsam eğer son sayfadayız artık bir sonraki sayfada ÖSYM bakış sorularına geçeceğiz. Daire grafiği verilen bütüne olan oranını daire dilimleri şeklinde verilerin özür dilerim bütüne olan oranını daire dilimleri şeklinde gösteren grafik türü. Veriler gençler daire grafiğine merkez açıyla orantılı olarak yerleştirilecek. Mesela Bakıyorsun şurası 90. Bunların alayı şöyle düşündüğün zaman bunların hepsi 18'in bir katı. 18'e böldüm. Bak 2'yi 3 geldi. 18'e böldüm 1'e 4 dedik. Şunu 18'e böldüm. 18'in 8 katı 144. 18'in 5 katı 90. Yani artık ben bunlara doğru orantı kurarak 4k 3k 5k 8k diye isimlendirebilirim ki genelde de bunu kullanacaksın. Yani oradaki derecelerle senin tek münasebetin aha bunlar olacak. Buna geçişin olacak tamam mı? Şimdi bir fabrikada 2024 yılında üretilen toplam 7200 adet A, B ve C model teknenin üretim miktarlarının dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiş. 90, 70, 200. Şimdi bunların hepsi 10'un katı. 10'a böldüm 7K dedim. 10'a böldüm 9K dedim. 10'a böldüm 20K dedim. Şimdi ben bunları toplayayım. 27 9'da 36K yapar. 36K 7200 müymüş? Aynen. O zaman K kaçtır? 200'dür hocam. K 200 ise bundan 1400 tane üretilmiş. Bundan 1800 tane üretilmiş. Bundan da 4000 tane üretilmiş diyeceğim. Tamam bak ne güzel her şeyi bulduk şu an. Devam. 2024 yılında üretilen bu 3 model tekneden toplamda 3200 adet satılmış. Her bir tekne modeli için 2024 yılında satılan tekne sayısının o yıl üretilen aynı model tekne sayısına oranı yüzde olarak aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiş. Yani şöyle A teknesi A teknelerin A model teknelerin yüzde 40'ı satılmış. E şimdi A modelden kaç tane vardı? 1400. Abi şimdi 1400'ün yüzde 40'ı satılmış. Tamam mı? Yani bunun yüzde 40'ı kaç yapar diye soracağız. Şimdi şu sıfırla şu sıfırlar gitsin. 4 kere 14 56 yapar. Bir sıfır daha ekle 560 tane A'dan satılmış bu cepte. E bunun da %20'si B'nin de %20'si satılmış. 1800 tane üretilmişti. Şurada gösterdik. 1800 tane üretilmişti. E %20'si yani 5'te 1'i satılmış. Yani 360 tanesi satılmış. 5'te 1'i. Toplamda bunlardan ne kadar oldu? 920 tane mi satılmış? Kaç tane satılmıştı? 3200. 3200'den 920'yi bir güzel çıkaracağız. 0, 8, 11'den 9 çıktı 2 ve burası da 2. 2280 mi yaptı? Tamam. Diyor ki C model teknenin satış yüzdesi. Abi şimdi kaç tane üretilmişti? 4000 tane. Şimdi 4000 tanesinin 2280 tanesi satıldıysa bu yüzde kaçtır diye soracağız. Tamam. Şimdi şu sıfır şu sıfır bu da sıfır bu da sıfır gitti. Buradaki sıfırla da buradaki sıfırı götürdüm. 228'i 4'e bölünce cevap olacakmış E bölelim. Kaç gelir? 57 mi? %57'si satılmıştır. Yani buranın da 57 olması gerekiyor diyebiliriz. Şimdi altta soru yok. Sağ üst tarafa geçtik. Kazanın bakış 18. Aşağıda XYZ model tabletleri kullanıp da kullanıp da memnun kalanların sayısının o tablet modeli kullananların sayısına oranı yüzde olarak sütun grafiğinde bu 3 tablet modelini kullananların sayıca dağılımıysa dairesel grafikte verilmiş. Bak. 3 tableti kullananların sayıca dağılımı sağ tarafta. Bunları kullanıp da memnun kalanların yüzdesi de sol tarafta sütun grafiğine veriliyor. X tablet modelinden memnun kalan kullanıcı sayısı 1120. Şimdi dur. Abi yüzde %70'i memnun. Yani 7k'sı 1120 ise 10k'sını bulursam şurada kaç kişi var onu bulmuş olurum. Ama Bunu da bununla bunu çarpıp buna böleceğim. <laughs> 1120'yi 7'ye bölersek eğer ne gelir biliyor musun? 16, 160 gelir. 160 10'da çarparsa 1600 gelir. Yani 1600 kişi X tabletini kullanmış. X model tableti kullanmış. Geldim şuraya. Geldik buraya. Peki bakıyorsun abi %50'si %50'si değil mi? Ne diyor? Y tablet modelinden memnun kalan kullanıcı sayısı 1000. E %50'si memnun kalmış. Yani yarısı memnun onlar 1000 kişi. E diğer yarısı memnun kalmamış. O zaman toplam 2000 kişi bunu Y özür dilerim. Y için konuşuyoruz. 2000 kişi de burada vardır o zaman. Doğru mu? Şurayı silelim orası yanlış olmasın. Diyor ki şimdi Z modelinden memnun kalan kullanıcı sayısı. Abi şimdi bak. Şöyle düşün. Şurası 90 mı? Evet. 2000 ile 1600 arasında nasıl bir bağıntı var? İşte dersin ki hocam. Ben bunu 400'e böldüm 4K. Bunu 400'e böldüm 5K. Yani toplam 9K. İşte bu 9K gençler bize 270 dereceyi verecek. O zaman K kaçtır? Hocam 30 derecedir. K 30 derece ise 90 derece kaç K'dır? Hocam 3K'dır. 3K. Ben bu 4K'yı nasıl elde ettim? Nasıl? Bunu 400'e böldüm. O zaman yani K burada 400 mü? K 400 ise 3 kere 400. Demek ki 1200 kişi Z'yi kullanıyor. Memnun kalanların adedi de %60'ı. 1200'ün %60'ı 6 kere 12 72 olduğu için 720'dir arkadaşlar. 1200'ün %60'ını hesaplarsak 720 gelir ki bu da bize cevabı verir. Tamam. Pekala geldik 19'a ve son sorumuz. Belirli sayıda A, B ve C marka topların bulunduğu bir spor salonunda aynı marka olan her bir top eşit ağırlıkta. Bu topların sayıca dağılımı birinci grafikte. Toplam ağırlıklarının dağılımı da ikinci grafikte gösterilmiş. ABC marka topların her birinin ağırlığı sırasıyla KA, KB ve KC olduğuna göre bunları sırala demiş. Şimdi bak sayıları soldakiler. Burası 90 ise geriye kalır 270. Bura 120 ise şuraya kalır 150 derece. E şurası da 90 dereceydi. Şimdi bunların alayı 30'a bölünür. 30'a böldüm. 4K tane bundan varmış. 5K tane bundan. 3K tane bundan varmış. Ama bunların toplam ağırlıkları da burasıymış. Burası. Yani ben şuraya ne diyeyim? 180 diyeyim. Şuraya 90. E buraya da 90 diyelim. Şimdi bak. Toplam ağırlığı 180 gibi düşün. 180'i sen sayı olan, buradaki miktarı olan 4K'ya böldün. Ne geldi? 45M diyelim. Tamam. Bir tanesinin ağırlığı 45 m oldu bizim için. Peki geldin 90'ı 90'ı 3K'ya böldün. E hocam bu da 30 m geldi. Gittin yine 90'ı buradaki 5K'ya böldün. 90 bölü 5K. 90'ı 5'e bölersen 18 gelir 18 m olsun. Bak bu KC'dir. Bak bu KB'dir. Bak bu da KA'dır. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralarsam ben en küçük burada 18 m yani KC. Sonra KB, ve sonra KA olduğunu söyleyebiliriz. Doğru sıralamamız CBA olacaktı. Küçükten büyüğe doğru, büyükten küçüğe doğru olmuş olsaydı KA büyük, KB büyük, KC diyecektik sevgili gençler. Evet, böylelikle artık konumuz veri analizi ve grafiklerdi. Konu anlatımımızı yaptık. Burada özellikle müfredatta olup da ÖSYM'nin şimdiye kadar sormadığı konumuz... Histogram grafiğiydi. Ama müfredatta var. Olur da bir sürpriz yapıp sorarsa ki neden olmasın belki sorabilir. E, o yüzden buna değer ver. Burada histogram grafiğinde e, unutmaman gereken nadir şeylerden birisi şu. İşte grup genişliği açıklığın grup sayısına bölümünden daha büyüktür. Büyük olan ilk tam sayı değeri olmalıdır. Bunu lütfen aklından çıkarma. Şimdi güzel kardeşim biz seninle ne yapacağız? Hemen bunun sonunda veri kısmının ÖSYM bakışını çözeceğiz. Arkasından hemen grafiklerin ÖSYM bakışını çözeceğiz. Bu ikisi farklı testler. Ve hemen arkasından da ne gelecek? SML bakış gelecek. Grafik problemleri diye sevgili gençler aklınıza bulunsun. O videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutmayın.